Okullar yaratıcılığı öldürüyor. Bu cümle bana ait değil aslında. Ken Robinson diye bir adama ait. Ken Robinson bir akademisyen. Sir Ken Robinson. Hayatını eğitim, yaratıcı eğitim ve akademi içinde bunun geliştirilmesi üzerine atamış bir akademisyen. 2003 yılında kraliçeden Sir Invan'ını aldıktan sonra da akademik ders vermeyi bırakıp yaratıcı eğitim konusunda hemen hemen dünyanın her yerinde ilham verici konuşmalar vermeye adıyor. 2006 yılında TED Talks'a bir konuşma yapana kadar o kadar ünlenmiyor ama 2006'da yaptığı konuşma birkaç ay içinde YouTube'da 6 milyon hit alıyor. Ve ardından da başta TED Talks olmak üzere birçok platform Ken Robinson'ı konuşma yapmak için davet ediyor. Ken Robinson diyor ki 20 sene sonra Nasıl bir alet çantasına sahip olacağınızı bilmiyorum. Bilmediğim için de müfredatı akademik ortamdaki programı varsayarak oluşturmak durumundayım. Yarını bilemiyorum. 5 yıl sonrayı bilemiyorum. Hatta hani şakayla karışık Türkiye gibi ülkelerde geçmişi dahi öngöremiyorum. Geçmişi öngörmek bile zor oluyor bırakın ki geleceği. İşte bu yüzden o varsaydığımız şeylerle perdeler yaratmaya stereotiplar üretmeye veya onlara eğitmeye çalışıyoruz. Ken Robinson ilginç bir örnek veriyor konuşmasının en başında. Anaokulu cıvıl cıvıl çocuklar en arkada oturan bir kız çocuğu. Resim dersi dışında hiçbir derse ilgisi yok. Ama resim dersinde boyaları çıkartıyor, hakkını vererek resimler yapmaya başlıyor. Gene böyle bir resim dersi sırasında öğretmen sıraların arasından dolaşırken kızcağızın yanına gidiyor. Diyor ki ne resmi yapıyorsun? Herhalde çizdiklerini çok bir şeye benzetemediği için. Kız kafasını bile kaldırmadan boyalarla haşır neşir halde Tanrı'nın resmini yapıyorum diyor. Öğretmen hafif müstesi. Tanrı'nın neye benzediğini kimse bilmiyor ki diyor. Gene kız kafayı kaldırmadan diyor ki iki dakika bekle göreceksin. Tanrı'nın resmini yapmak. Ne cüret. Tanrının resmini yapmaya cüret etmeyi isterdim. Ama o perdeler, o sınırlamalar bize bazı şeyleri yapmamamızı telkin ediyor. Veya yapmazsak daha iyi olacağını söylüyor. Ve bu sebeple de Tanrının resmini bir türlü çizemiyoruz, tamamlayamıyoruz, çoğu zaman başlayamıyoruz bile. Çok basit bir egzersiz yapalım. Sizden çok fazla bir şey istemeyeceğim. Fiziksel bir egzersiz. Sadece söylediklerimi lütfen siz yapın. Tam ne söylüyorsam onu. Sağ elleri herkese ayağa kaldırabilir mi? Sağ eller. Çok güzel. Şimdi tam söylediğimi yapmanızı rica edeceğim. Sağ elinizi popolar koltuktan kalkmadan kaldırabileceğiniz en üst noktaya kadar gelin. Şimdi biraz daha zorlayalım. Bir çıt daha olacak. Evet çok güzel. Bir çıt daha. Şimdi birkaç kişi kilitlemeden tamam bırakabiliriz. Talimat neydi? Sağ elinizi kaldırabileceğiniz en üst noktaya kaldırın. Sonra iki kere daha, ikişer üçer parmak hepiniz kaldırdınız. En üstünde üstüne kaldırdınız. Talimat çok net. En üst noktaya kaldırın. Siz ne yaptınız? Benim deyimimle bir dudak bayı bıraktınız. Konfor alanından çıkmadınız. Zorlamadınız. Ya nereden çıktı bu adam şimdi zaten günün sonu. Kolumuzu bacağımızı germeyelim, tutulmayalım belki de dediniz. Ama çok basit, yapabileceğiniz çok basit bir şeyde bile sonuna kadar kendinizi zorlamadınız. Çok basit bir egzersizden bahsediyorum. Bir de benzer şeyi hayatınızın değişik aşamalarında, akademide, iş hayatında, ailede, sosyal hayatta yaptıklarınızla düşünün, karşılaştırın. Larry Page ismini duyan var mı? Larry Page, Google'ın iki kurucusundan bir tanesi. Larry Page diyor ki, Çılgın olun. Çılgın hayallerin peşinde koşun. Çünkü dünyada az çılgın var, orada rekabet az. Dolayısıyla rekabetten kaçmak istiyorsanız o az çılgının olduğu yerde çılgınca şeyler yapın. Gene Google'ın CEO'su Eric Schmidt diyor ki daha da ileri giderek çılgınlık bir tarafa plan filan da kurmayın. Çünkü hayat fırsatları getirecek, fırsatları siz yaratacaksınız. Yaratıcılığı, gelişimi, inovasyonu planlayamazsınız diyor. Ben o kadar uca gitmiyorum ama benim yaptığım iş kariyerle insan kaynakları ile ilgili. Ve kendi yaptığım işte ben şunu görüyorum. Kariyer planlaması diye bir kavram var. Burada birçoğunuz bu kavramla yavaş yavaş haşır neşir olmaya başladınız. Kariyer danışmanları, bunu yapan firmalar, şirketler, hayat, aile, komşular soruyor ne planlıyorsun diye. Kariyer planlaması bence deli saçması. Kariyer hangi kelimenin kökünden geliyor bilen var mı? Carrera diye bir kelime Latince. Carrera duyan var mı daha önce? Veya anlamı nedir? Carrera yarış demek. Yarışa hazırlanabilirsiniz. Yarışa antrenman yapabilirsiniz. Kendinizi test edebilirsiniz. Ama yarışı sadece koşabilirsiniz. Yarışı planlayamazsınız. Çünkü yarışta sizinle birlikte birçok farklı rakip var. Hazırlıklıysanız kendinizi zorlayabilirseniz yarışı kazanırsınız. Ama yarışı planlamak diye bir şey maalesef mümkün değil. Peki Bill Gates herhalde tanımayan yok. Benim için Bill Gates garajda bir şeyler yapılabileceğini dünyaya kanıtlayan adam. Çünkü onunla birlikte başladı. Ve Bill Gates Microsoft'u yarattığında o günkü anlı anlı bilgisayar şirketleri dediler ki dünyada masaüstü bilgisayara ihtiyaç yok. Tekrar söylüyorum masaüstü akıllı telefon, dizüstü falan değil, masaüstü bilgisayara ihtiyaç yok dediler. Ve şu anda geldiğimiz yer. Cep telefonu, akıllı telefon dediğimiz o kavram Türkiye'ye 1993 yılında geldi. Anlı şanlı iş adamları, büyük holdingler baktılar, incelediler, kurcaladılar ve dediler ki 30, bilemedin 40 bin satar. 70 milyon hat var bugün Türkiye'de. Ve o 70 milyon hatla konuşmuyoruz biz. İnternete, sosyal medyaya, teknolojiye, bilgiye, dünyaya ulaşıyoruz. O cihaz üzerinden. 30-40 bin. Dolayısıyla Gates'in yaptığı gibi geleceği görmeye çalışmak, geleceğe doğru koşmak gerekiyor. Hayalci olmamak gerekiyor ama hayal kurmak gerekiyor. Korksanız da, endişelenseniz de çabayı sürdürüp sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bıkmadan. Ve en önemlisi de hayal kırıklıklarında yıkılmadan ikinci bir sefer denemek gerekiyor. Üçüncü bir sefer yeremek gerekiyor. Farklı bir şekilde denemek gerekiyor. Bakın Hindistan geçtiğimiz aylar içinde Mars'a bir uydu attı. Takip eden oldu mu? Bunu beceren dördüncü ülke oldu. İlk denemede beceren ilk ülke oldu. Ve daha da ileri gideyim. Gravity diye bir film vardı. İzleyenler var mı burada? Hindistan Mars gezisini Gravity filminden daha ucuza mal etti. Siz düşünün. Nasıl yaptı peki? Hintliler oturdular bir odada ve dediler ki bugüne kadar yapılmış hepsini unut. Biz yeniden beyaz kağıdın üzerinde nasıl Mars'a uydu yollanır onun hesabını yapacağız dediler. Daha önce yapılmışları unuttular ve eş zamanlı olarak Mars'a bir uydu yollayan Amerika'nın maliyetinin onda birine aynı uyduyu mal edip üçte bir zamanda yolladılar. Bu kavrama Fast Company diye bir dergi var Amerika'da. Girişimcilerin, teknolojinin yakın takip ettiği, onun sahibi, girişimci, Bill Taylor bir adam, Vujade diyor. Bildiğiniz her şeyi, bütün paradigmaları, ekosisteminizi, içinde bulunduğunuz ortamı çöpe atıp beyaz sayfa ile sıfırdan başlayabilmek. Bunu yapabildiğiniz zaman, bu gücü bulabildiğiniz zaman fark yaratabiliyorsunuz. Kalkıp düştüğünüzde tekrar yola devam edebiliyorsunuz. Beraber olmak, takımdaşlık, sisterhood çok değerli. Ancak birbirimizden öğreniyoruz. Dell firmasının kurucusu ve CEO'su diyor ki, odadaki en akıllı adam olmaya uğraşmayın. Benim naçizane önerim, eğer odadaki en akıllı adam olduğunuzu düşünüyorsanız, ya bulunduğunuz odayı değiştirin, ya odaya yeni insanlar alın ya da bence ilk başta önce bir aynaya bakın. Bu üçünden birini yapın. Çünkü ancak sizden daha yetkin, daha akıllı insanlarla olduğunuzda öğrenmeye başlıyorsunuz. Benim dahil olduğum firma Egon Zender, onun kurucusu Doktor Egon Zender. Egon 10 sene önce emekli oldu. Ama 50 senedir tam 50 senedir bu firmaya danışman olarak katılan herkesin son mülakatını Egon yapıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Şu anda yaklaşık 450 danışman var. 50 senede yaptığı görüşme sayısını siz tahmin edin. Ve Egon bu görüşmeleri yaparken tek bir şeye bakıyor. Diyor ki, karşıma gelen insan bir yönüyle benden üstün olduğunu bana kanıtlamak zorunda. O yönün ne olduğu benim için önemli değil. Dili de olabilir, stratejik düşünmesi de olabilir, iş bilgisi de olabilir ayağında top sektirmesi de olabilir. Ama bir yönüyle benden üstün olduğunu bana kanıtlamak zorunda. Çünkü aksi takdirde biz bu firmayı ileriye götüremeyiz diye bakıyor Ego. 15 senedir bu firmanın içindeyim. Her sabah heyecanla kalkıyorum. Ve her sabah belki de dünyanın en basit ve en tek düzey işini yapıyorum. Hayatımda değişen tek şey masanın karşısında oturan insanın yüzü. Yılda bine yakın mülakat yapıyorum. Ve değişen tek şey karşımdaki yüz. Ama her değişen yüzden bir cümle alsam buradaki o mozaiğin bilmecenin bulmacanın puzzle'ın renklendiğini, daha da çeşitlendiğini hissediyorum. Ve sanıyorum ki o beni diri tutuyor, her sabah kalkma gücünü veriyor ve bugüne kadar da bu heyecanla gelmeme yardımcı oluyor. Değerli liderler, değerli genç kadınlar. Dünya hızlı dönüyor. Zaman geçiyor. Ve eğer sizler de o 6 yaşındaki kız çocuğu gibi Tanrının resmini yapmayı istiyorsanız koşmaya, öğrenmeye, birlikte hareket etmeye, iştahla bilginin, öğrenmenin peşinden koşmaya devam edin. İştahınız azalmasın, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.